Biz ilk günden Süper Lig'de ilk başladığımız günden itibaren, takımı kurduğumuz günden itibaren ikinci sezon, yani önümüzdeki sezonun hazırlıklarını devam ettiriyoruz. Hem transfer komitemiz, hem sportif direktörümüz, hem de teknik heyetimiz oyuncularla görüşmeye devam ediyor. Hem yeni oyuncular, hem de şu an performanslarını beğendiğimiz, karakterlerini ve uyumunu beğendiğimiz sporcu kardeşlerimizle, hem teknik heyetimiz, hem yöneticilerimiz, hem de futbol şube sorumlularımız bu konuda görüşüyorlar. Burada hiç kimsenin şüphesi olmasın. Atakaş Hatayspor faydalandığı ve Atakaş Hatayspor formasında ter döken hiç kimsenin emeğini boşa çıkarmaz. Onlar da elimizden geldiğince burada tutmaya çalışacağız. Onlar da bizi düşünürlerse, tabii bu ortamı onlar da sürdürmek isterlerse biz onlarla çalışmaya devam edeceğiz. Tabii şu an transferlerimiz 2-3 tane şu an görüştüğümüz hem dış transfer var. İçeride de çok sürpriz isimler var. Ama biz başından beri şunu söyledik. Biz Türkiye'de kendini ispatlamış, futbola doymuş, şöhret olmuş. Hiçbir futbolcuyla görüşmüyoruz da çalışmıyoruz da. Biz dibde köşede çıkış arayan, kendini ispatlamaya çalışan, futbola aç, karakterli, bize de uyum sağlayacak, şehrimize de uyum sağlayacak, bizi de formamızı da ve 15 bin yıllık kültürü de temsil edecek oyuncu kardeşlerimizi arıyoruz. Bunları kıyıda köşede de olsa getiriyoruz. Bu sene gördünüz Türkiye'ye çok güzel goller atan, çok güzel asistler yapan futbolcular kazandırdık. Bunları da kazandırmaya devam edeceğiz. Evet abi. Bundan mı korkuyorsun? Yönetimdeki senkron, ildeki takıma sahip çıkma duygusu ve bu heyecan ve aynı zamanda spor şehri olan Hatay'ın da spora bakış açısı bu başarıyı zorunlu kıldı. Yani bu başarı olmasaydı biz gerçekten kendimizle çelişirdik. Çünkü yönetimde çok güzel bir senkron var. Hocamız da çok uyumlu. Futbolcularımız Hatay'a çok alıştılar. Bu başarıyı oyuncularımızın Hatay'daki barış ve hoşgörü kardeşlik kültürünün bulaşıcı olduğunu gösterdiğini görüyoruz. Hatay'a gelmek istemeyen futbolcular bugün Hatay'dan gitmek istemiyor. Çeşitli transfer teklifleri alan futbolcular başta Hatayspor'u tercih ediyor. Oğlum tanışma. Ben tanıştığımı halledelim. Niye tanıştın? Ömer hocamızın arkasında yönetim olarak durduğumuzu söylemiştik. Ömer hoca da takımı bu hale getirdikten sonra biz yeniden kendisiyle sözleşme yapacağımızı söyledik. Geldiği zaman hiçbir talebi olmadan boş kağıda imza attı. O karakterini orada da gösterdi. Biz de Atakaş Hatayspor olarak hocamızın emeğinin karşılığını verdik. Ama Ömer Hoca ve ekibinin ve sportif direktörümüz de dahil hiçbir teknik heyetin hiçbiri bu işi maddi olarak görmüyor. Ve bu bir Atakaş Hatayspor'un başarı hikayesine tarihe bir not düşmek için burada olduklarını söylediler. Ve o karakterlerini bugüne kadar götürdüler. Biz Ömer hocamızı seviyoruz ve hiçbir talebi de olmadı bizden. Biz de gereğini yaptık. Kim ayakkabı? Kim ayakkabı?